Evet, hız kesmeden hemen görevi başlatıyoruz. Yüzlü savaşlarının son görevi. But in a final grasp at power, the English dispatched a fresh army equipped with their tried and tested longbows. Formigny would be a trial of old versus new to determine the fate of France. Bakalım Formigny 1450. Yüzyıl Savaşı'nın son demlerinde İngiltere, Fransa'nın kuzeyindeki bölgeleri sıkıca tutunarak oraları savunacak büyük bir ordu gönderdi. Formigny'de Fransa'nın kuvvetiyle doğrudan yüzleşeceklerdi. Bu şeyi merak ediyorum. Hani sonu nasıl olacak? O yüzden böyle hemen devam etmek istedim yani. İyi, çabuk doldu, güzel. English commander Sir Thomas Kyriel sent a large expedition to crush the French in Normandy. The village of Carentan was directly in their path. Massively outnumbered, the French skirmishers near Carentan would give their lives to weaken the English. Ezdiler. Bir şey falan mı üretmem gerekiyordu? Skirmishers could only slow the English advance. The main body of the French army finally arrived in the river valley. The French now needed to locate and destroy the English army. But they would face a well-entrenched enemy with several local garrisons. Lan oğlum, kontrolleri kaybettim ben. Ne, destroy değil de ele geçirseydik ya. Neyse, yıksınlar da bir rahatlasınlar.
Şeyden geçemiyorlar ormandan. Yolları mı takip edeceğiz illa? French forces found a detachment of the English army attacking the town of Ballon. If they could stop the attack, they might gain valuable resources. With the English attack on Valognes halted, the citizens moved to support the French army. Oğlum. Bana askeri birlik vermezsin. Ne yapayım ben ticareti? Vermiş. Özür dilerim. Bütün haritada arayacağız bunları galiba. O haritada mavi birlik olduğunu görünce çakozladım mevzuyu. Ne kadar yiyecek lazım? 75. The English base at Saint-Sauveur fell to the French forces, but the enemy army was still at large. Benim armiyi hala bulamadık. Manyaklar ya, tarla yakacağız diye birbirlerine düştüler.
küçük yerden gidelim. Bir şey çıkar mı acaba patikadan? Adam kaybettim. Ne yapabiliyoruz o gold'la? Hiçbir şey. Namırın. Böyle birlikte hareket ettirince, çünkü piyadeler yavaş yürüdüğü için bütün ordu yavaş yürüyor. Keşfe çıkacağın zaman o yüzden tek atlı daha mantıklı yani. The French forces located Kirill's English army at a river crossing near the town of Formigny. Several of the Bureau brothers' heavy guns and other forces arrived to help. Even with their cannons, the French faced the difficult task of engaging the well-positioned English army. Niye hareket etmiyorlar? The French attacks succeeded in drawing the English front line out of position and across the river. Suffering losses, the English front line retreated back across the river. Bana biraz daha birlik lazım ama ya. Now the two armies could coordinate.
The Bretons saw an opportunity to attack the English from the back. Oh. As the Bretons attacked, the English had no choice but to pivot their front line, opening their flanks to attack from the French. Beset by the French and Bretons, the English beat a hasty retreat toward Formigny. The English survivors entered Formigny. The French would have to take this town to secure victory. Dışarı ölürleriz en azından bu şekilde. Böyle bir temizlik yapayım da. Şu gate'i de alalım. Topçular iyiymiş ya. Ha, şehri yıktırtmadı bana şey olarak, teknik olarak. Ama kapının kalıntısından geçiyorum öyle. Well organized, iğrenç oynadım halbuki yani. Oo, hiç top kaybetmeden Formigny Muharebesini kazan diye achievement varmış, onu da kazandık. Demek ki iyi oynamışım yani. Dur, devam et desem ne oluyor? At Formigny, the roar of cannon fire sounded the death knell. Her şey bu videoları görmek için ya. King Charles and the Bureau brothers did not let up on the offensive, and in 1453, the English retreated across the Channel,
France was finally at peace. İkinci Dünya Savaşı'na kadar. More than 100 years had passed since the first English chevauchés had scorched the land. Oğlum toprağı niye yakıyorsunuz? The iconic French knights who fought in those early days would not have recognized their own military a century later. The English longbow, once the scourge of France, was no match for French artillery in the last years of the war. E tabii yani genelde de savaşlarda hep öyledir. Teknolojik olarak önde olan kazanıyor yani. Öyle yoksa artık şey yani artık demeyeyim de yani tarihte de böyleymiş yani. Ancak eşit olduğunda o militer zekan varsa şeyin varsa çok çok öne geçebiliyorsun. Yani topa karşı yay şey yani yay evet. Çok şansı yok yani. Into a kingdom that could defend itself. Against all odds, France had won the Hundred Years' War. Güzel diyorum ya sırf bu videolar genelde strateji oyunları zaten böyle bu kafadadır yani. Sırf bu tarz videoları izleyebilmek için oynarsın yani hikayeyi görmek için falan. Moğolları sona bırakıyorum. Moskova'nın yeniden kurulmasıyla başlayacağız. 1200'lerden başlıyoruz gene. Bakalım Ruslar oynayacağız şimdi. Bunları da merak ediyorum. Güzel güzel Age of Empires 4'ün hikayesini beğendim yani. Game Pass'te var arkadaşlar. Kurun, oynayın. Beleş, çok güzel, keyifli. Ben seviyorum böyle oyunları. Çok kasmıyorum. Tabii Backseat Gaming de yapıyorum. Evet, öyle aman aman bir oyunculuğum yok. Ama keyif aldığım şey bu. Sizin de keyif alacağınızdan eminim. Oynayın, oynatın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Güzel oyun abi.